Tantunisipor'la yepyeni bir Alik heyecanına, Alik serüvenine hepiniz hoş geldiniz. Tam 7. bölüm hemşerim. Buradan Antalya'ya, Antalya'dan bizleri takip edenlere, Tantunisipor fanlarına, hayranlarına ve sevenlerimize kocaman bir merhaba ve... Sevgiler, Antalya'dan, Alanya'dan, Antalya'nın tüm ilçelerinden çok yüksek sayıda takipçimiz var. Sevgili sese gelenler var. Hepsine ayrı ayrı selamlar olsun. Aynı zamanda bu açılışı içinden veya dışından yapan tüm sese gelenlere de sevgiler, saygılar gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Gençler, kaldığımız yerden ana lige devam edeceğiz ama bazı gelişmeler var. Ben 1-2 tur oynadım. 1-2 tur bindim gibi oldu. 1-2 tur oynadım. Hemen bilgileri vereyim gençler. Transfer durumlarıyla ilgili önemli bilgiler var. Onları söyleyeyim. Görüşmeler kısmına giriyoruz. Şimdi bizim takımımızdan biliyorsunuz Speroni'ye... Neredesin Speroni? Hah, gitmemiş, ne oluyor dedim. Speroni'ye gençler teklif gelmişti. Yükseltin kardeşim, yükseltin dedik. 5 milyon pazar değeri vardı. 10 milyona sattım gençler Speroni'yi. İki sebepten dolayı. Birincisi transfer bütçemizi arttırmak. Aynı zamanda oyuncu gittiği için de maaş bütçemizi de arttırmaktı. İkincisi gençler bizim sağ açığımız, neredesin sen? Chung Yong Lee gençler. Ona da güzel bir istek. Bakın 11 milyon pazar değeri var. 22 milyona öyle bir pazarlık ettim ki onu da yolladım gitti. Ve böylece bakın transfer bütçemiz arttı. Maaş bütçemiz düşük. Niye diyeceksiniz? Niye o artmadı diyeceksiniz? Tabii ki hemen söyleyeyim gençler. Dybala biliyorsunuz anlaşma imzalamıştık onunla. Javi Martinez'le görüşme aşamasındayız ve Cuadrado hoş geldi. O da gelecek sezonun yarısında gençler. Cuadrado ile anlaşma imzaladık. 24'e düşürdük. 4 milyon 100 yıllık maaşı var. Insigne ile görüşeceğiz. Şaka, çok çok yetenekli bir oyuncu. Defansif orta saha bize lazım. Onunla da görüşeceğiz. Transfer isteklerinizi mutlaka gençler yorumlara yazın. Hepsini okuyorum inanın bana ama yükselişte olan oyuncular, yıldızı parlayan oyuncular, genç yetenekler varsa bizim için daha iyi olur. Bakın görüşeceğimiz daha bir sürü insan var. Lukaku, şurada gördüğünüz mavi çizgiler bilmeyenler için bizimle anlaşmaya istekli olma dereceleri. Yani 3 tane falan olursa güzel, pazarlığımız iyi gidiyor ama 1 falan olursa gelmiyorlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi bize stoper lazım, sağ açık lazım, sol açık lazım, orta saha lazım daha çok. Şuradan bakın, sağ bek olarak Meunier iyi bir durumda olabilir. Ondan sonra şöyle geliyorum. Şezni, bize kaleci lazım. Çok çok önemli. Şaka, görüşüyoruz onunla. Bernardo Silva olabilir. Ondan sonra bakıyorum. Javi Martinez yine stoper. Lacazette, Insigne, Muhammed Salah olabilir. Alternatifler bunlar gençler. Sizler yine yorumlara yazın. Allah'ım dur, ben fazla bıdı bıdı ettim. Diyor ki yorumda abi diyor. Çok bıdı bıdı ediyorsun diyor. Benim olayım o gençler. Bıdı bıdıyı kesiyorum ve zaman ileri alıyorum. Bakalım transfer teklifini. Ha, transferler gelmiş bana. Bana bir teklif gelmiş bir yerden demek ki. Kulübün menajeri olmaya devam edeceğim. Eminim Tantunispor'un menajeri olarak kaldım. Sevgili Hasan Mustan. Tantunispor'un menajeri olarak kaldı. Ve Premier League'de ayın takımında bizden hiç kimse yok. Bu büyük bir ayıptır Tantunisporcum senin için. Hah, Tomanem'e kaptanlık çalıştırıyordum. En sonunda Tomanem kaptanlık özelliğini de aldı. Ve artık kaptan yapabiliriz onu. Transfer sezonunun... Oho! Transfer sezonu başladı. Of of of! Çok güzel bir bölüm olacak gençler. Antalya'ya özel transfer bölümü herhalde. Dur, belki maçımız olacak mı bilmiyorum. Ve işte iki yeni oyuncu takıma katıldı. Sezon arası geldi. Bir anda ben şaşırdım. O kadar maç yaptık ki. Ve işte sırıtıyor bakın. Böyle sırıtıyor. İki yeni oyuncumuz gençler, Dybala ve Cuadrado. İkisine de hoş geldin diyor Tantunispor'un teknik direktörü Hasan Mustan. Güzel, şimdi bir şekillenmeye başladı. Gidenler gelenler var. Ve 90 milyon transfer bütçemiz, 3 milyon maaş bütçemiz, o çok az. Maaş bütçesini arttırmak lazım. Onun en güzel yolu elimizdeki fazla oyuncuları göndermek olacak. Şimdi hemen bakar mısınız ya, Dybala. Dybala varken Tantunispor'a büyük umutlar besliyor diyor. Menajerle bir konuşma yaptık diyor falan falan. Görüşmeler diyelim hemen hızlıca. Ve takımım. Bakalım kimlere istek var. Dybala yeni geldi. Cuadrado yeni geldi. Tomkins'e istek var gençler. Pazar değeri 13. Transfer ücreti 18. Bizde beleşe oyuncu yok kardeşim. Arttırın arttırın arttırın. Bu zor olabilir diyor. Tamam 20'yi bir deneyelim. 20'yi bir zorlayalım. Benim Tom Mix'im için. Ve diğer kulüpler diyelim. Bakalım neler olmuş.
Görüşmeler devam ediyor. Javi Martinez'le, Insigne'le de devam ediyor. Chaka 26'ymış. 22 milyon düşürmüşler değil mi? Oo, transfer ücretini de düşürmüşler gençler. Güzel, tamam, güzel. Bayağı bir düşürmüşüz. Aylık maaşını falan da düşürdük. Ne diyorsunuz ya? Chaka çok çok yetenekli bir oyuncu. Bize çok iş yapabilir. Deneyim, biraz zorlayayım biliyorsunuz. Zorlamayı severim. 90, 80, 22 milyondan 19'a düşerse %80. Biraz daha zorlarsak %70, ama bazen %70'i %80'i bile kabul etmiyor oyuncular gençler. %80'e zorlayacağım. Yani 19'a zorlayacağım. Kabul ederse alacağım Chaka'yı. Defansif orta saha lazım bize. Hemen şuradan listelenen oyunculara gidelim. Kimlerle anlaşabiliriz bir bakalım. Forvet'e şimdilik ihtiyacım yok. Alaba bizimle anlaşma ihtimali çok düşük. Javi Martinez. Bununla zaten şu anda konuşuyoruz. Insigne konuşuyoruz. Chaka konuşuyoruz. Muhammed Salah. Gönderebiliyor muyum? Tamam. Muhammed Salah'a gönderelim gençler. Adam mıdır? Adamdır. Sağ açık, sol açık. Benim elim, kolum, kanadım, her şeyim biliyorsunuz. Bernardo Silva var. O da çok yetenekli. Gelişim aşamasında olan bir oyuncu. Kaleci. Kaleci çok önemli. Başlatalım. Szczesny adam mıdır? Vallahi o da adamdır. Tamam. O doldu. Devam diyelim bakalım şimdi. Zaman ileri al diyelim. Bakalım neler olacak. Of of of. Gençler, ana ligdeki en keyifli yönlerden bir tanesi de bu transfer durumları zaten. O maç var, maç, tamam. Brighton and Hove denen, adını sanını duymadığımız bir takım. Bakın şimdi bize kök söktürebilir. Javi Martinez ve Insigne için. Aa, Insigne için sonuçlandırılamadı diyor. Ayıp ya. Nasıl sonuçlanamaz ya? Allah Allah. Şaka mısınız be? Şaka. Pekala, görüşmeler diyelim. Diğer kulüpler hemen bir bakalım ne olmuş. Bir dakika şimdi, Javi Martinez 30 milyonmuş Javi Martinez. Ne yaptın Javi ya? Şaka ne yapmış? Bir şey yapmamış. Javi Martinez, düşür çocuğum sen bunu. Yeniden görüşme yap. Düşür düşür düşür. %78. Bunu da düşür. Tamam, zorlayacağım. Ben zorlarım arkadaş. Bize oyuncu mu yok? Ya Insigne, neden öyle yaptın sen? Gençler, eski bir tanıdık, eski bir dost. Bolasi. Bolasi'ye, Bolasi'ye. Bakın, gelişim aşamasında çok dengeli gidiyor ama özellikleri çok çok iyi. Patlama gücü falan çok güzel. Dayanıklılığı da güzel. Ben var ya, bu arkadaşı bir listelenen oyunculara ekleyeyim. Maçımızı yapacağız. Rakibimize karşı bakalım. İçimden bir ses ama diyor ki sağlam goller atacağız diyor. Öyle hissediyorum. İşte Hasan Mustan. Derbideki rakibimize karşı taraftarların bizden ne beklediğini biliyorsunuz. Şimdi sahaya çıkalım ve onlara istediklerini verelim. Come on! Alalım bu maçı diyor Hasan Mustan. Böyle gaz veriyor. Ve hemen ayarlarımızı yapacağız şimdi. Tantuni Spor. Başlama vuruşu diyoruz. Tantuni Spor'umuza yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Eğer olur da gol atacak olursak salla kafayı gol müziğimiz var. Hazır mı kafalar gençler? Biraz şöyle önden bir ısındırın. Hemen sallamayın. Evet, hazır mı? Salla! 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 Salla kafayı, salla! Salla! Eğer olur da gol yiyecek olursak, ki hiç ama hiç istemiyoruz. Neyimiz yanımızda? Hicaz. İnşallah hiç üflemeyiz bu neyi. Gördüğünüz gibi gençler, arkada Tantuni Spor'umuzun atkısı var. Formamı da giydim. Biliyorsunuz söyleyeceğim şeyi, formanı yap.com sitesinden satın alabilirsiniz. Tantuni Spor'un ürünlerini. Ayrıca şu arkada gördüğünüz raf var ya, bir değişiklik yapmayı düşünüyorum yarın falan. Burada gördüğünüz koltuğu gençler, rafın olduğu yere alacağım. Rafı arkama alacağım. Biraz da öyle olsun. Farklılık olsun maksat. İşte Tantuni Sporlu taraftarlar. Onlar değildi herhalde. Ellerinde tantunileri, ayranları, bayrakları sallıyorlar. Ve az sonra müthiş mücadele başlayacak. Mr. Smith'in düdüğüyle birlikte dediğim anda mücadele başlıyor. Kabaye Tomane'me verdi. Artık bahanem de yok. Kol bozuk bahanem de yok. Çünkü kollarım yeni. Dybala hoş geldin, ne diyeceğiz sana? Dybala! Ayağına vurdular Dybala'nın. Ama az farkla kaçıyor. Gol işte, bakın. Dybala! Dybala müthiş bir vuruş ve yandan asfaltla dışarıda. Dakikalar 17. Sapner topun altında, kullandı şimdi. Mensah çok tehlikeli isim ama hocam çok sert oynuyor Babür. Yapıştır alnının ortasına, şırrak diye o kart, işte bu. Sarıyı göster, bir de ben ne yaptım diyor, ben ne yaptım diyor. Terbiyesiz Sapner. Daha ne yapacaksın? Adama vurdun işte ayağına ayağına. Dakikalar 18. Vart şimdi
Tomanem kellemat kellemat dedi. Vart'tan uzun bir top Dybala diyor. Dybala verdi şimdi Cuadrado. Nefis gidiyor Cuadrado. Al onu artık Cuadrado. Tamam Cuadrado. Dur Cuadrado. Güzel. Tamam çek bu tarafa. Cuadrado. İyi sokuldu. Cuadrado verdi pasını şimdi Dybala. Bir hocam. Cuadrado. Hadi be. Güzel tamam bırak çıksın bırak çıksın. Çıktı. Dakikalar 20. Gol kokusu gelmeye başladı burnuma. Vart şimdi Cuadrado verdi pası. Dybala'dan güzel orta. Carrasco olmadı. Tomane Malone'u. Bak Tomane ver geriye. Güzel. Kabaye. Hayır kaleci. Mükemmeldi şut Kabaye. Ama kaleci barnağlarının ucuyla çeliyor topu. Gol olmasına izin vermiyor. Köşe vuruşundan gol nasıl atılır? Volüm 1. Bakın. Şöyle yaparsınız. Ve golü alkışlarsınız Kabaye. Tomane vurdu. Olmadı. Uzaklaştırıyor savunma. Kabaye indirecek. İndiremedi ama Vart var orada. Vart şimdi Kabaye'yi gördü. Kabaye'nin pası Cuadrado. Cuadrado. Nefi. Ooo kus pokus. Yapabiliyor muydun sen onu ya? Bilmiyordum. Olsun öğrenmiş olduk. Dan aferin sana. Kalsın bizde o toplar. Cuadrado şimdi verdi pasını. Dybala yaptı ara pasını. Cuadrado'nun önüne tekrar. Cuadrado Tomane kelleme atlıyor. Tomane'nin kellesine Carrasco da olur. Allah Allah. Dybala şimdi verdi pasını. Tekrar Dybala istiyor pası. Tomanem yine kendim atıyor. Yeter artık Tomanem. Yaz şunu. Tomanem gol. Hayır. İnanamıyorum. At onu. Lan niye benim önüme düşmedi o? Niye benim önüme düşmüyor o toplar? March. Aldım onu. Alamadım onu. Carrasco. Aldım onu. Alamadım onu. Carrasco. Al onu artık. Yeter ulan Carrasco. Carrasco savaş şununla. Tomanem al. March. Hemet. Clayson. Geriye döndü. Mensah alamadı. Vart şimdi dikkat. Aferin Vart. Ayak koydun ama devamı gelsin. Gelmiyor devamı. Kaptığım topların. İşte bu. Cuadrado. Savunmasına yardımcı olmaya geldi. Dybala şimdi Tomanem. Çok iyi kaçtı. Offside yok. Ve gole gidiyor. Tomanem aşırtı onu. Ama ya olmaz bu. Nasıl bir ayarım var Babür. Babür. Ve bitiyor ilk 45 dakika. Öğrencilerimi, sevgili oyuncularımı, Tantonispor oyuncuları soyunma odasına çağırdım. Çok sakinim. Adam gibi oynayın dedim. Çıldırtmayın beni dedim ya. 0-0 ne dedim ya. 3 puan lazım bize. 5. sıradayız şu anda Premier Lig'de. Yakışmaz bize kardeşim. 1. ile aramızda 10 puan var. Yuh artık. Mensah güzel. Yeter Tomane. Takımın ruhu 90'ın altında oldu mu George'sunuz. Cuadrado. Sür Cuadrado. Kimse yetişemez sana. Cuadrado. Cuadrado. Şimdi vur. Cuadrado gol olsun o. Hayır inanamıyorum. Kaçan gole akıl sır ermiyor ya. Büyük sıkıntı. Oyuncu değişikliği yapacağım durduramıyorum. Oyun planı dedik. Ve Dybala senin yalnız var ya ben dayanıklılığım bu kadar kötü müydü senin ya? Niye bu kadar çabuk öldün? Ben kimi alacağım senin yerine ki? Durun. Bir değişiklik düşüncesine girmem gerekiyor şu anda. Bir dakika sen bir dur. Tomane'yi alkışlatıyoruz. Mbappe giriyor. Forvet olayını ayarladık. Cuadrado sen şurada oyna. Dybala'nın yerine de gençler Zaha girsin. Orayı bir kurtardık. Kral Arthur'u da Kabaye'nin yerini aldık mı? Sanki oldu gibi ve doldu. Bak bir değişiklik. Doldu. Doldu hocam doldu. Şimdi Mbappe. Yürün. Yürün çocuklar. Mbappe ne yapsın? Şimdi verdi ara pasını. Carrasco lütfen. Atmadan gelme bunu Carrasco. Bambasit gol bu. Bambasit. Carrasco. Evet gol. İşte bu. Carrasco bırakıyorum kendi sevinsin. Diyor ki onu abi diyor. Haber ediyorum ikinci golü atıp durma diyor. Gol sevincine diyor. Aa atmadım işte. Carrasco. Carrasco. Dakikalar 68'i gösterirken gol geliyor. Ve Tantonispor 1-0 öne geçiyor rakibi karşısında. İşte bu. İşte Tantonisporlu taraftarlar Tantonispor'un marşını söylüyorlar. Son anda geldi gol ama iyi geldi. İşte golün tekrarı farklı açılardan Mbappe. Müthiş bir pas. Carrasco şunu atamayaydın valla tükürecek. Bir de direkten menekten aldın yani. İki kişiyi birden yatırmış yere. Hazır mı gençler kafalar? Sallayın. Sallayın Carrasco için. Salla. Salla. Salla kafayı salla. 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 Carrasco için salla. İşte bu. Carrasco. Aferin sana çocuğum. Helal olsun. Ve işte böyle seviniyor. Carrasco. Ve gol sonrası santra yapılacak. Değerli izleyiciler dakikalar. Çok riskli bir dakikalar. Yağmur başladı bu arada. Zemin kötü. Kolla kendini. Cuadrado. Cuadrado. Tabi alışacaklar gençler. Aferin Cuadrado dediğim. İki gün yaşıyor. Aferin dediğim iki gün yaşıyor. Zaha. Alamadı. Dikkat. Dan. Şimdi Babür'ün ayar dakikaları dediğim anda
Kral Arthur'dan Carrasco Mbappe'ye, yeni girdin Mbappe. Dunk kim dunk, senin bunu atman lazım şimdi. Mbappe şimdi yapan kaldırdı. Gol olsun ters köşeye. Efsane güzel bir gol. Alkışlıyorum Mbappe'yi. Sak sağ tarafa yatıracak sandı. Ve işte Mbappe geliyor, diyor ki ben buyum kardeşim diyor. Bu pozu veriyor Mbappe. Öyle güzel bir aşırtma yaptı ki kaleci bile beklemiyordu bunu. İşte klas. İşte top klas bir oyuncudan müthiş bir gol. Mbappe, senden bunları bekliyoruz çocuğum. Bana bunlarla gel. Ve golün tekrarını izleyelim. Farklı açılardan nefis bir pas. Osaki el kaldırıyorlar. Bakın son anda bir bu tarafa doğru geçtim. Kaleci çok çaresiz bir an ya. Kaleci için yattın ya bu tarafa. Top gidiyor yani artık. Yapabileceğim bir şey yok. El salla topa. Ve işte golü farklı açılardan izliyoruz. Bakın ben bir de göstereyim size. Hazır mıyız gençler? Mbappe bakın böyle iteledi ve golü kaydediyor. Sallayın kafaları. Salla, salla, salla kafayı, salla, salla, salla. Deli gibi, deli gibi salla. Mbappe. Güzel iki oldu. Hızlandırılmış spiker modu. O şimdi dunk aldı topu. Böyle isim olur. Dunk nedir ya? Dunk dunk gidiyor. Dunk 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 dunk. Verdi pasını şimdi Stoker. Stoker ama orada saha var. Mücadelesinde kaybetti. Sattner. Sattner, Sattner verdi. Evet. Sattner şimdi tekrar aldı topu ama. Hemen de geçirmeyin orada çocuklar. Şimdi Dan onu karşılıyor. Dan aferin sana uzattı. Hocam bırak tamam çıktı. Özür diliyorum out. Kaleci Hennessy şimdi kaleci vuruşunu kullanacak. Dakikalar 88'i gösterirken Tantunispor 2-0 üstün rakibi karşısında. Mbappe şimdi indirgandı yaptı. Aferin Cuadrado'yu gelmiyor ama Kayal. Kayal aldı ama Cuadrado savaşına mücadelesine devam ediyor. Bir bakın. Aferin ben bunları bekliyorum işte. Evet aman vurdum ben. Aferin Dan. Hakikaten gerçekten çok çok klas bir oyuncu. Şimdi Mbappe nereye çekti? Buraya çekti. Mbappe bir de buraya çekti. Hocam faul var Mbappe'ye. Güzel işte buradan. Tamam hızlandığımız spikeri bir durduruyorum. Hızlandırmış spikeri durduruyorum. Kabasele'ye diyor ki bak diyor alnını karıştırırım diyor. Bir daha yapma diyor. Zaten maç bitmiş. Neyini uyarıyorsun? Yapıştır kartı bari. Şimdi gençler oradan enteresan bir nokta. 35 metre çok uzak. Ama kimler vurabiliyor bir bakalım. Carrasco da vurabiliyormuş. Ölü yaprak vuruşu olmuyor maalesef. Biliyorsunuz ölü yaprak vuruşu hani sonuna kadar basıyorsunuz. Tam oyuncu vuracakken bir kere daha basıyorsunuz. Ama olmadığı zaman sonuna kadar bastığınız için ormana gidiyor işte. Ben şöyle bir deneme yapacağım. Ölü yaprak artı normal vuruş karışım bir şey yapacağım. Bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum. Baktım. Dur. Falsoyu veremedim. Pekala. Yedik pozisyonu. Çok kötü oldu. Falsoyu veremedim vurduktan sonra. Hoca bitir hoca olsun. Bitir. 2-0'lık üstünümüz devam ediyor. Dunk şimdi aldı. Aman Cuadrado. Aferin bırak. Hoca bitsin. Daha neyi bekliyorsun? 92 oldu artık. Bitir. Sattner. Haydi çocuklar haydi. Bak bitirmiyor. Neden? Çünkü sevgili Babür yapıyor şu anda atağı. Biz de tam şut atacağımızda bak bitirecek bende şimdi. Abi, hah daha yeri bitirdi. Aldık mı aldık kardeşim. Gerçekten çok çekişmeli bir maçtı ama. Brinkton and Hall çimlere gömülüyor. Yağmur oyuncuların gözyaşlarına karışıyor. Ağlıyorlar ve işte Tantonisporlu oyuncular tribünlere koşuyor. Bayrakların yüzlediğine bakın nasıl sallanıyorlar orada. Ve tribünleri alkışlıyor Tantunisporlu oyuncular. Carrasco ve Mbappe'ye de teşekkür ediyoruz tabii ki attıkları güzel goller için. Ve hemen maçın adamına bakalım. Kim oldu sizce maçın adamı gençler? Tahmin edin. Mbappe olmuş. Mbappe olmuş maçın adamı. Hak etti tabii ki. Şimdi Everton bak West Ham United 4-1 falan yenmiş ya. Manchester yenilmiş Arsenal'a. Enteresan şeyler oluyor. Of 4. sıradayız. Çok güzel. Puanımız 37. Chelsea'nin 47. 10 puan fark var. Ama sıralamamızı yükselttik. Bu da güzel bir şeydir. Şimdi transfer durumlarına bakacağız. Bir maçımız daha olacak merak etmeyin. Dybala yükseltmiş. Dybala yüksel çocuğum ama senin dayanıklılığını yükseltmen lazım asıl. Ve transfer dönemi başlıyor. Transfer ya eğer maç yapamayabiliriz. Ama birisiyle Salah'la sonuçlandırılamamış. Hemen durumlara bakalım. Eğer buralar biraz uzun sürerse gençler ikinci maçı yapmaya gerek yok. Çünkü yeterince uzun olacak zaten video. Bakalım benim takımımdan Tomkins'e yükseltin demiştik. Bakalım ne yapmışlar? 1.6 yükseltmişler. Ne olmuş yani? 20 olmuş. Tekrar görüşme yap dersem ne kadar riskli oluyor durum bakalım. %85. Bir şey söyleyeyim ya. Gönderelim. 20 milyona gönderelim. Bence iyi bir rakam. Bakın maaş bütçemiz de artacak çünkü. Şartlar kabul edildi. Tomkins'e güle güle diyoruz alkışlar arasında.
ve ihtiyacımız olmayan oyunculara gönderelim ki yeni oyuncular alalım. Daha sağlam stoperler, artık Tantonispor'un yıldız isimlere ihtiyacı var. Şimdi Javi Martinez 30 milyonmuş. Çok fazla istemişsin. Neden çocuğum çok fazla istemişsin sen bu kadar Javi Martinez? Dur ne yaptım ben? Yeniden görüşme yap. Heh. Şimdi düşür. 25 milyon şunu da düşür. 6 milyon çok istiyorsun ya. Sen neysin sen? Kimsin ya? Bu kadar fazla istiyorsun. Javi Martinez şaka gençler 20 milyona düşürmüş. Durun şuradan da bakalım. 2 milyon daha düşürmüşler yani. Yeniden görüşme yap diyelim mi bir? Bakalım neler oluyor. %86. Zorlayalım. Hepsini zorlayacağız çünkü. Muhammed Salah görüşmeler başarısız diyor. Szczesny yanıt bekleniyor. 25 milyon euroya düşürmüşler. Pardon. Şartlar belirlendi ama oyuncu kulüp transferi pozitif. İyi pozitif diyor. O zaman şöyle yapalım. Yeniden görüşme yap diyelim. Gelmek istiyormuş çocuk. Şöyle yapalım. %83 güzel. 21'dir abicim. 21'e düşürsünler Szczesny için. Kabul ederse süper adam. Zaman ileri alıyoruz. Bakalım neler olacak. Transfer. Ara transfer sezonundayız. Bu arada gençler forma numaraları yazın yorumlara. Bakın ben onu unuttum ya. Yazın yorumlara hangi oyuncu hangi formaya giysin. Çünkü şimdi ancak düzenleyebiliriz. Yoksa ta sezon finaline kadar düzenleyemiyoruz bir daha. Güncellemeler var. Gelin bakalım çocuklar. Güncellemeler var. Kimler neler istemiş. Diğer kulüpler dedik. Javi Martinez. 25 mi? Ne yapmışlar bunlar? Düşürmüşler Javi Martinez. Güzel. Ama bütçem yetersiz. Benim maaş bütçem 5 milyon ya. Gençler. Xhaka. 26 milyondan 19'a düştü. Bakın 816 bin euro daha düşürmüşler ve tekrar düşürmeyi kabul edeceklerini sanmıyorum diyor bizim eleman. Xhaka en kötü tarafı gençler fiziksel temas falan hani hızlı bir oyuncu değil ama güçlü bir oyuncu. Oralardan sert de vuran bir oyuncu. Dayanıklılığı da iyi ve özellikleri gayet iyi ve yükseliş. Tamam ya bana göre bu. Ama şeye bakalım bir dakika. Bunun yıllık maaşı ne kadar? 4 milyon tamam karşılarız bunu. Şartlar kabul edildi. Defansif orta saha lazım bize kardeşim. Şimdi işte işler riske girdi. Niye diyeceksiniz? Durun. Şundan da yeniden görüşme yaptım. Çünkü bizim maaş bütçemiz yok şu an. Maaş bütçemiz çok çok az. Ya şu maaş olayı hakikaten beni bitiriyor yani. Bakar mısınız ya 5 milyon 600 diyor maaş isterim diyor yıllık. Zaman ileri al diyorum gençler. Bakın bizim Tomkins Kopenhag'a gitmiş. Ve bakalım bir sonraki hafta neler olacak. Onları göreceğiz ama bizim işte maaş olayı çok sıkıntı ya. Vallahi maaş olayı çok sıkıntı. Tottenham Hotspur'la maçımız var. Onu da yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş teklifler geliyor. Bütün oyuncularımı gençler transferleri açtım. Kimlerden ne istek gelecek görelim. Bizim bayağı oyuncu göndermemiz lazım ya. Net yani. Xhaka geldi gençler. Ve Suarez 12 milyon. Pazar değeri 9. Hemen bunu yeniden görüşme yap diyelim. Ve arttırın kardeşim. %73 işinize gelirse 15 milyona çıkarttık transfer bütçesini. İşinize gelirse diğer kulüpler durum ne durumda? Javi Martinez bunlara zaten bir şey diyemiyoruz maalesef. Bir şey diyemiyoruz. Biz şimdi gençler hemen oyun planı diyelim. Ve kadromuzu bir yenileyelim. Yeni oyuncularımız var çünkü. Xhaka gel sen kardeşim şurada bir dur. Dybala sen de şurada dur. Ondan sonra Cuadrado sen de gir. Puchero'nun yerinde dur. Şimdi durumlara bir bakacağız. Xhaka. Mensah gençler çok yetenekli bir oyuncu ve genç yetenek. O kadar hızlı gelişiyor ki süper. Dybala gençler. Durun bir şeye bakacağım. Dayanıklılığı çok mu kötüydü ya? 80'de dayanıklılığı var. Nasıl bu kadar çabuk yoruluyor ki? Ve bir sonraki maçta rakibimiz Tottenham Hotspur ve FA Kupası. Sosyal medyadan takip etmeyenler varsa mutlaka takip edin. Instagram hesabından, Twitter hesabından. Hasan Mustan yazarsanız Instagram, Mustan TSC yazarsanız da Twitter'dan görebilirsiniz. Sık sık paylaşımlar yapıyorum. Ve işte Xhaka yeni transfer. Bakalım neler yapacak. 5 numaralı formayı giydi. Dybala, Xhaka, hepsi yeni oyuncular. Cuadrado göz dolduruyorlar. Hoş geldiler. Ve sese gel saldır Tantan yazıyor. Ayrı Tantan. Tomanem vuruşuyla başlıyor Xhaka. Tomanem'le oynadı. Tomanem pası kral Arthur. Tomanem akıyor. L1 artı üçgen Tomanem'e. Gelişine Tomanem. Yediler Tomane'yi. Şimdi kral Arthur aferin. Tomane göm bakayım. İki. Aha gömdü valla. Ya.
şaşırırım hakikaten var ya gençler. PES 2018'de mesela şu vuruş gol falan olsa büyük bir şaşkınlık yaşarım biliyor musunuz? Çok büyük. 16'da atsam şaşırmazdım ama şimdi çok şaşırırım herhalde. Ne yapıyorsunuz? Dan al onu. Aferin. Şimdi bir daha Dan. Bir daha Dan. Aferin. Şimdi güzel. Tomane'me. Çok güzel bir pas. Tomane'sin sen. Çek topu. Tomane'm aferin, iyi gidiyorsun. Tomane'm şimdi gördü. Ara pası biraz sahaya. Zaha içeri baktı. Gördüm kendisini. Karasko'nun. Karasko bir daha enter gol olsun. Hayır nasıl? Nereye attın? Ulan top kaleye paralel gitti ya. Juan Carrasco, aferin Kabayev'e. Aferin dediğim hakikaten jortluyor hemen ya. Ne koydu omuzu ya Van Aanholt. Çok güzel bir pas bakın, tertemiz. Ama kral, kral 2 saat döndün arkana. O rahatlık nereden geliyor size ya? Maç ulan bu maç, akıyor top, akıyor oyun. Ağlıyor, dönüyor, 2,5 saat. Tomane'sin sen, Tomane'sin sen. Fantazi peşindeyim. Tomane, kaleci parmaklarının ucuyla. Nefis bir şut Tomane'den ama kaleci barınakların ucuyla. Yine öne çıkma taktiğini uygulayacağız ve artık golümüzü atacağız. Tomane senden bekliyorum bu golü. Şaka da olur. Şaka vurdu. Gol! Beşik arasından gol. Yok böyle bir şey. Şaka. Hoş geldin şaka. Lanik lanik yapıyor rakibe. Şaka yaptım diyor şaka. Hakikaten ilk golü de şaka gibi ya. Nasıl gol ya şaka? Adamın bacak... Yalnız adam... Bir dakika. O çok eğlendim. Rakibin duruşuna da bir bakın ya. Böyle bir kaldı, bacaklarına baktım falan. Bak bir izleyin bak. Direkt bekleyin adamı. Ne oluyor lan? Efsane güzel pozisyon. Golü izlerken aynı zamanda kafada sallayalım gençler. Hazır mıyız? Sallayın kafaları. Salla, salla, salla kafayı. Salla, salla, salla. Şaka için salla. İşte bu şaka. Hatta bir dakika şöyle yapalım, pozisyon tekrarı diyelim. Vallahi çok eğlendim ya. Bak. Bak topu görüyor. Bak şimdi bak. Ne oluyor ya? Bu ne ki ya? Bu top mu ya? Uzaya topa uzaylı muamelesi yapıyor bak. Of. Pekala işte, olabilir böyle şeyler. Bir tanesi yazmış, abi diyor PES diyor, niye böyle diyor, JavaScript kodu gibi diyor. Hakikaten. Belli bir, yani script denir gençler ona, belli bir yolu izleyen yazılım gibi bir şey diyebilirsiniz. Yani belli paternler var, belli yollar var. Onlar hep oluyor. Mesela işte şut atıyorsunuz, rakibe çarpıyor savunmaya, top havadan geliyor, çok yaşarsınız bunu, kaleci alıyor. Yani bu çok fazla oluyor, olmaması lazım bu kadar. Biraz daha varyasyonlu olması lazım bunlar. Dakikalar 30. Eriksen topun gerisinde. Bıdı bıdını kes kardeşim. Golünü atıyorsun mu atmıyor musun? Sana ne yapay şeyden, yazılımından, sana ne scriptinden. Maçını yap işte. Al maçını. Tamam işte Tomane verdi pasını. Veremedi pasını. Kabaye şimdi ara pası Carrasco. Yarıyor oraları Carrasco. 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 Ara pası Klas Kral Arthur. Gömer oradan. Kralım benim. Kral gömüyor. Ulan kral ya. O kadar getirdin gittin kalecinin üzerine, niye vurdun ben anlamıyorum ki. Yön de verdik. Köşe vuruşu. Bu sefer farklı bir şey diyelim. Tren durduk pardon. Tren yapsınlar. Tren yapın bakayım. Bakın tren yaptılar şu an. Arka direk diyorum. Bak nasıl görmüş olun gençler. Herkes arka direğe yönlendi. 6 pas dedim. Herkes penaltı noktasına geldi. Ve öne çıkma dedim. Herkes geriye çıktı. Bunu gamepad'in şuradaki tuşlarıyla yapabiliyorsunuz. Pekala bu kadar, bıdı bıdı yeter. Kabaye. Şimdi güzel bir orta. Artık bu kadar laftan sonra şaka. Yandan aspakla dışarıda. Çok dışarı açıldı top. Ve ilk yarının son düdüğü gelmek üzere dediğim anda geliyor. İyi, soyunma odasına mutlu morale mesut gidiyoruz. 3 puan bizim için. Çok çok önemli. İkinci yarıya başla dedik. Ve bakalım ikinci 45 dakikada nasıl bir oyun ortaya koyacak Tantunispor. Dediğim gibi bol bol kafa sallamak istiyor. Bizim derdimiz o. Dembele. Tomane aferin. Of pasa bak. Carrasco'sun sen. Carrasco'sun sen. Tomane'ye geçer mi? Tomane. Lan oğlum çok oynuyorsun, ver. Tamam Tomane'm bitmiş. Tomane'm bitmiş. Riedewald indir onu. Dur arkadan vurma Riedewald. Welbeck çok tehlikeli isim. Kral Arthur alamadı. Chamberlain. Chamberlain ama şaka geldi girdi. Faal deme bana. Gamepad'imi sakince koyup pozisyonu bir izlemek istiyorum ben. Topa vurmuşum. Top taça gidiyor ya.
Ya var ya. Oyuncu değiştirelim madem durdurduk. Oyun planı diyelim. Şimdi Mbappe girsin. Zaha çok yorgun. Zaha çıkıyor. Yerini Cuadrado'ya bıraksın. Ve yine bakalım yorgun. Oo Kabaye. Dur pardon. Kabaye. Kimi alayım yerine? Şöyle bir şey yapacağım gençler. Kabaye'nin yerine ben. Mensah değil de. Bir şey söyleyeceğim ya. Dybala. Dybala'yı da şöyle biraz öne alalım. Biraz daha ben forvete, yani forvet ağırlıklı bir düzende oynayacağım ki normalde bu skoru korumam lazım ama ben daha fazla gol atıp garanti almak istiyorum. Dakikalar 63. Dan, aferin Dan. Bırak çıksın, oyuncular değişiyor. Ve işte Tomane çıkıyor. Cuadrado, bakalım neler yapacaklar. Alaba şimdi topun altında. Alaba kullandı. Ward var orada. Alamadı. Eriksen alamadı. Dan. Aman dikkat. Ward. Ya çok rahat oynuyorlar arkadaş. Bu kadar olmaz. Oho. İçimden dışımdan geç anca. Hayır. 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 Of 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 of. Çıkmıyor top. Çıktı valla. Dybala şimdi. Ara pası klas. Kim koşuyor ona? Çok güzel Carrasco. Yeni girdin. Offside yok. Geçmiş olsun Mbappe. Bunu atmana gel. Değişik değilsin Mbappe. Bir aşık bana istiyorum. Sen de çok kötü vurdun ama bu sefer. Bu sefer az vurdum. İnanın aynı oranda kaldırdım topu. Aynı oranda bastım şut düğmesine. Mbappe alır mısın onu? Hadi bir al dön. Aha. Hoş geldin. Welcome to PES 2018. Göğsünü alıyor bilmem ne. Gerçek bir futbolcu olsa onu arkaya çekip taca gitmesini engellemeye falan çalışır. İşte nerede mantık? Of 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 of. Nasıl gol o ya? Ya arkadaş yapma ya. Belbek ya. Ben vursam o plasaya gol olmaz biliyor musunuz? Ben dışarı çıkıyor sandım o topa. Pekala. Ağlamıyoruz. Sızlamıyoruz. Hüseyin'i. Arkadaş şu gol olmadı. Oyuncularım çok yorgun. Ben şimdi nasıl galibiyet golü hemen bulacağım? Mbappe şimdi risk yani. Kral Arthur. Şaka. Krala doğru güzel pas. Kral verdi pasını. Mbappe. Ah be. Nasıl offside ya? Baktım offside yoktu sanki. Haydi ya. Salise fark. Kral Arthur. Şimdi bana hold. Bir şey demedim. Hatanı kapat. Dybala'dan güzel bir pas. Carrasco ölüsü yeter. Mbappe'ye attım ama. Alır mısın? Mbappe'sin sen. Yeter. Plase basit gol Mbappe. Basit bu. Çok basit. Mbappe. 2 P'li Mbappe. Çok basit bu. Yani bu %100 gol. Artık ya ne yapayım? Plase vuruyorum yapmıyorsun. Aşırtma yapıyorum yapmıyorsun. Öne çıkın. Dakikalar 81. Ama sizin suçunuz yok sevgili oyuncularım. Bütün suç Babür'ün. Dan indir onu. Ver. Güzel pas. Arthur verdi. Mbappe verdi. Dybala şimdi. Dybala. Dybala. Ara pası. Allah Allah. Abi çıldıracağım artık. Ya attırmıyor bana onu. Ya gelin desteğe gelin biraz. Dybala verdi Mbappe. Mbappe verdi Dybala. Mbappe kaç. Mbappe yeter artık. Köşeye basit olsun. İşte bu kadar. Basit basit atarım. Atacağım o golü dedim. Mbappe. 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 İşte bu diyor. İşte bu diyor. Cool'um ben diyor. Oh ya rahatladım gençler son dakikada. Bu ne stres kardeşim ya. Kaç kere denedim. Ayıptır günahtır ya Mbappe. Sen de var ya yani şimdi atmayaydın artık. Gamepad'i atacaktın kafana yani. Pekala işte golün tekrarını izleyelim bir yandan. Nefis paslar. Mbappe verdi. Kaçtı. Önü bomboştu. Mbappe köşeye boru gibi vurdu. Hazır mıyız gençler? Sallayalım kafaları Mbappe için. Salla. Salla. Salla kafayı. Sal. Bak sallamıyorsun ama. Bak sallamıyorsun. Salla çocuğum ya. Hadi kimse yok. Hadi salla. Bir sen varsın bir ben varım. Salla. 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 Salla kafayı. Salla. Deli gibi deli gibi salla. İşte bu Mbappe. Pozunu da veriyor ve hoca bitir hoca. Hoca bitir hoca. Dakikalar 90 ya evde yoksan. Deli Ali. Carrasco. Yok mu 3 mü geliyor? Şey 2 mi geliyor? 3 mü geliyor? Dikkat al onu. Ama izliyorsunuz ne oluyor? Dybala ittirin kaktırın benim topumu. Çıkmıyor top yapmış Konami. Dybala verdi pasını şimdi. Hoca bitir hoca yeter. Tamam bitti işte bu. 3 puan.
cepte. Ha pardon. Emirates FA Kupası'ydı bu. Tamam. Maçımızı almayı başardık. İşte böyle seviniyor Antonyaspor'lu oyuncular. Sizce maçın adamı kim olmuş olabilir? Tahmin edin bakalım kim oldu sizce maçın adamı? Maçın adamı Mbappe tabii ki. Hemen transfer durumlarına hızlıca bir göz atıyoruz ve artık videonun sonuna da geldik yavaş yavaş. Yine dolu dolu bir video oldu gençler. Bakın neredeyiz biz? Tantunispor nerede bu tarafta? Nerede Tantunispor? Ha şurada. Tantunispor gençler rakibi şu anda Manchester City olacak bir sonraki maçta. Sonra çeyrek final, yarı final finaller olacak. Şimdi transfer durumlarına bakacağız hızlıca. Dünyada yılın futbolcusu Messi mi Ronaldo mu? İbrahimovic mi? Messi diyorum ben. Messi! Tahminim kazandım. Küçük eniştem yılın futbolcusu ödülünü alıyor ve öpüyor. Kazandı. Seslendirme yapınca komik oluyor ya. Messi'ye. Pekala. Dünyada yılın menajeri listesi de açıklanmış herhalde. Biz var mıyız acaba? Pekala gençler bu videodan da bu kadar olsun. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Ya analik atmayalım. 6 gün 7 gün olmuş ya. Ayıptır bana. Bu benim tamamen benim suçum gençler. Bundan sonra 2-3 güne bir en geç 2-3 güne bir mutlaka analik gelecek gençler. Bu kadar böyle uzun bir ara vermeyeceğim. Sese Gel kanalına abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan anında haberdar olmak için. Ve sizlerden güzel de yorumlar bekliyorum. Güzelden kastım gençler. Videonun içeriğiyle ilgili, benimle ilgili, kanalla ilgili. İsterseniz uzun uzun yazın. Önemli değil. Mutlaka okumaya çalışıyorum ama hani biliyorsunuz bazı yorumlar böyle şey. Hani ilk yorum, beğen, son rakamına bak bilmem ne. Onlar çok hoşuma gitmiyor. Onları yazmazsanız sevinirim gençler. Bıdı bıdıyı kesiyorum. Eğer bu videoyu beğeniyorsanız beğen butonuna. Gömçürün çocuğum. Gömçürün. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Kokuştur kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın. Tan Tun tun tun, Tantunispor. Tan tan tan, tun tun tun, Tantunispor.